Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Lazer teknolojisi, uyarılmış emisyon prensibi olarak bilinen bir fiziksel prensibe dayanır. Bu prensip, atomların veya moleküllerin emilimi sonucu, yüksek enerji seviyelerine çıkarılmalarını ve ardından bir foton yayınlamalarını içerir. Lazerler, aktif ortam olarak bilinen bir malzeme içinde tutulan atomları veya molekülleri uyarır ve bu maddelerin emisyonu sonucu tutarlı bir ışık yayınlarlar. Lazerin çalışma prensibi, bir pompalama kaynağı tarafından sağlanan enerjinin aktif ortama aktarılması ve bu ortamda uyarılmış emisyonun gerçekleşmesi ile gerçekleşir. Lazerin çalışma prensibini daha detaylı anlatmak gerekirse, öncelikle aktif ortamın yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aktif ortam, genellikle katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerden oluşur. Bu maddeler, atomik veya moleküler yapıya sahip olduklarından, ışığı emebilir ve yeniden yayabilirler. Pompalama kaynağı, aktif ortama enerji sağlayarak atomları veya molekülleri uyarır. Bu enerji, elektrik akımı, bir lamba veya başka bir lazer gibi bir kaynak tarafından sağlanabilir. Uyarılmış atom veya moleküller, daha yüksek enerji seviyelerine çıkarken foton emerler. Bu uyarılmış atom veya moleküller, bir süre sonra birer foton salarlar. Bu salınım işlemi, daha önce emilen fotonun dalga boyuna ve yönüne benzer bir fotonun salınmasıyla gerçekleşir. Bu yayılma işlemi, emisyon spektrumunun belirli bir dalga boyu veya frekans aralığında yoğunlaşmasına neden olur. Aktif ortamdaki diğer uyarılmış atom veya moleküller, bu yayılan fotonları teşvik ederek, bir dalga boyunda tutarlı bir ışık yaymaya başlarlar. Bu süreç, bir lazer ışını üretir. Ancak, bir lazerin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için, geri besleme elemanlarına ve rezonans kavramına da bakmak gerekir. Geri besleme elemanları, üretilen ışığın bir kısmını aktif ortamda tutar ve diğer kısmını yansıtır. Işığın hareket ettiği yönde bir doğrultu oluşturarak, ışığın rezonansını sağlar. Rezonans, ışığın enine dalga boyu boyunca hareket etmesini sağlar ve böylece tutarlı bir ışık dalgası üretir. Rezonansın sağlanması, aktif ortamın biçimine ve aralarındaki boşluklara bağlıdır. Örneğin, iki dikdörtgen aynanın karşılıklı olarak yerleştirilmesiyle bir rezonatör oluşturulabilir. Rezonatör, ışığın sürekli olarak ileri geri yansımasıyla oluşan bir yansıma bölgesidir. Bu bölge, lazer ışınının güçlü ve tutarlı olmasını sağlar. Sonuç olarak, lazer teknolojisi, uyarılmış emisyon prensibi ve rezonans prensibi gibi temel fizik prensiplerine dayanır. Pompalama kaynağı, aktif ortamın atomlarını veya moleküllerini uyararak enerji verir ve uyarılmış emisyon işlemi gerçekleşir. Geri besleme elemanları, ışığın rezonansını sağlayarak, tutarlı bir ışık dalgası oluşturur. Bu prensipler bir araya geldiğinde, lazer teknolojisi, tıbbi, endüstriyel ve savunma gibi birçok farklı alanda kullanılan yüksek yoğunluklu, tutarlı bir ışık kaynağı sunar. Lazerin keşfi, 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biridir ve birden fazla bilim insanının çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir. 1950'li yıllarda, Charles Townes, James Gordon ve Herbert Zieger adlı üç bilim adamı, bir mikrodalga amplifikatörü tasarlamak için çalışıyorlardı. Bu çalışmaları sırasında, moleküler emisyonların kuantum mekaniği prensiplerine dayandığını keşfettiler. Daha sonra, Townes ve Arthur Shavlov, optik dalga boyunda ışık üretmek için bir lazer yapmak için çalışmalarını sürdürdüler. 1958'de, Shavlov ve Townes, ilk lazerin nasıl çalışacağına dair bir teori geliştirdiler. 1960 yılında, Theodore H. Maiman, Townes ve Shavlov'un teorilerine dayanarak ilk çalışan lazeri icat etti. Maiman'ın lazeri, bir rubin çubuğunun pompalanması ile üretilen kısa darbeler halindeki bir lazer ışınıydı. Bu keşif, lazer teknolojisinin gelişimini hızlandırdı ve lazerler, araştırmada, endüstride, tıpta ve birçok alanda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Charles Townes, Arthur Shavlov ve Theodore Maiman, lazerin keşfi için 1981 Nobel Fizik Ödülünü aldılar. Lazer ışınları, tıpta birçok alanda kullanılır. Özellikle cerrahi uygulamalarda sıklıkla kullanılır.
Lazerler, kanser tedavisinde tümörleri küçültmek veya yok etmek için kullanılır. Göz cerrahisinde ise, retina veya korneada meydana gelen sorunları tedavi etmek için kullanılabilir. Diş hekimliğinde, lazerler ağız içi sorunları tedavi etmek veya diş beyazlatmak için kullanılabilir. Ayrıca, cilt bakımında da lazer ışınları kullanılarak ciltteki kusurlar veya istenmeyen tüyler yok edilebilir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.